Neyse hayatım. Bilmediğimiz bir konuda böyle çene yoruyoruz. Yerin kulağı vardır. Böyle hassas bir konuda konuşmuyorum Süreyya, boş ver. Allah şifa versin. İnşallah kurtulur. Hemen geri dönmeyeceksen gel iki lokma bir şey yiyelim ha. Hem azıcık yüzünü görürüm. Ya enişte çabuk git gel, buralarda ol dedi. Bir ihtiyacı olabilir. Ben gitsem iyi olur Süreyya. Hiç değilse bir çay içsen. Tamam hadi koy. Bak bütün hafta yanındayım, tamam mı? Canını sıkma. İyi peki, tamam. Deniz. Efendim Ayşe Hanım. Bana bir kahve söyler misin? Hemen söylüyorum. Giovanni Bey'le görüşüyordum. Her şey yolunda mı? Bir araç kiralayarak da gelebilirim dedi ama ben sizin söylediğiniz gibi biz aldıracağız diye ısrar ettim. Çok iyi. Kendisini en güzel şekilde ağırlamak için doğru organize olun. Tek bir kusur, bir ihmal istemiyorum, tamam? Siz hiç merak etmeyin. Her şey şimdiden hazır. Merhaba Ayşe Hanım. Merhaba Uğur Bey. Uygunsanız biraz odama gelebilir misiniz? Tabii, geliyorum. Girin. Merhaba. Merhaba. Nasılsın? Şahane olduğumu söyleyemem. Program stresi mi? Biraz. Biraz da Arzu'nun ayrılmasından etkilendim. Programına ilginç bir konu seçmişsin. Türkiye'de otostop çekmek. Gündem değişmeden tartışılmasını istiyorum. Aslında geç bile kaldık. Kültür Bakanı, Dışişleri Bakanı ve İtalyan konsolosunu ağırlayacağım. Güzel. Beni bunun için mi çağırdın? Hayır. Seni görebilmek için bahane arıyordum. İşine, odana ve evine kapandın. Musa bana boşanma davası açmış. Açıkçası biraz yalnız ve uzakta kalmak istedim. Bunu sen yaparsın sanıyordum. O benden daha cesaretli ve kararlı çıktı. Ayrılmakta kararlı değil miydin? Kararlı görünen bir korkakmışım. Ayşe, akşam yemek yiyelim mi? Uğur. Hazır olmadığını biliyorum. Üzerine gelmemem gerektiğini biliyorum. Böyle yaparsam ters tepeceğini de biliyorum. Ama herhalde doğum gününü yalnız geçirmek istemezsin diye düşündüm. Doğum günüm olduğunu nereden biliyorsun? Kabul mü red mi? Peki. Kabul. Yeri ve saati bana bırak. Sana haber vereceğim. Sen niye buradasın? Tamam, üzüldüğünü biliyorum ama sen İbrahim'i sevmezsin ki. Ben çağırdığım için geldi. Destek olsun diye. Onlar benim de ailem sayılır Musa. Biz seninle şöyle biraz dışarı çıkalım mı? Tabii. Zehra, birazdan döneriz, tamam mı?
Zehra'nın yanında niye böyle bir soru soruyorsun? Ne demek niye? İbrahim'i sevmediğini bilmiyor mu? Böyle bir günde sırası mı şimdi? Affedersin. Çok sinirliyim. Farkındayım. Ama bana hala sana hesap vermem gerekiyormuş gibi sen niye buradasın diye soramazsın. Zeynep, şu an kafamda her şey karmakarışık. Ne yaptım bilmiyorum. İbrahim'le aranızda ne oldu? En önce İbrahim buldu. Seninle tanışıp aklını çelmem için. Eğer bizi tanıştırmış olmasaydı, meyvan yıkılacaktı. Ne ben yuva yıkan kadın olacaktım. Bu dünyada kardeşine bile güvenme. Sen aşağılık bir adamsın. Abi, Zeynep de benden ne istedin ha? Neden yaptın bunu? Hayatımı mahveden bu tezgahı niye kurdun? Sus lan! Yaptıklarına pişman edeceğim seni. Musa. Biliyor musun, şu anda İbrahim'den nefret ediyorum. Adını anma. Yüzünü bile görmek istemiyorum. Ama ölmesin diye de dua ediyorum. Can işte. Canımdan bir parça. Yaşaması için her şeyi yapmaya hazırım. Yok mu daha bir haber? Yok anne, çıldıracağım. Kuzum, yavrum ağlama. Ağlama kuzum. Canım kuzum, uzanlar nerede? Dışarı çıktılar. Yavrum, yavrum, canım kızım. Sen azıcık buna mukayyet ol. Hemen Musa'ya bakıp gelim yavrum. Neler olduğu hakkında hiçbir şey bilmiyorsun Zeynep. İbrahim ameliyattan çıktı mı ana? Emine anne. Emine bu, iyi misiniz? Ana. Musa yavaş. Yavaş. İçeri taşıyorsun. Tamam ana, dur. Doktor bey, ben eşiyim. Büyük büyük geçmiş olsun. Babam. Şimdi yoğun bakıma alacaklar. Sakin olun, rica ediyorum. Ameliyatı başarılı geçti. Hayati tehlikeyi atlattı. Yaşadığı travma nedeniyle bilinci hala kapalı. Narkozun etkisinden çıktığında durumunu daha net anlayacağız. Bu biraz zaman alabilir. Ciddi ve ağır bir ameliyattan çıktığını unutmayalım. Sabırlı olun. Bilinci açılmayabilir mi? Çok ucuz atlattınız. Ölmemesi mucize. Bunu unutmadan bekleyeceğiz, tamam mı? Geçmiş olsun. Sağ ol. Baba! 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 Kızım! İbrahim! Baba! İbrahim!
kapatacağına sessiz alsana. Yok ya, elim gidiyor o zaman. Oynuyorum. Derste dikkatim dağılıyor. Eymen'le benim yüzümden mi bozuştunuz? Bozuşmadık. Of, sen de ne kadar alıngan oldun Pınar. Şu suçluluk duygusunu bırak artık. Sen bizi kafana takma. Biz Eymen'le tartışırız, barışırız. Büyütmeyiz biliyorsun. Aa, Ömer'den mesaj gelmiş. Demin okulda arkadaşlardan duydum. Ne diyeceğimi bilemiyorum. İnşallah iyileşir. Allah Allah. Başka birine mesaj çekecekti herhalde. Bana geldi. Nasıl yani? Baksana bir. Bir arayıp sorsana. Alo. Mesajlar mı karıştı Ömer'cim? Ya amcan intihar etmiş. Ne? Bir dakika ya. Yoksa senin haberin yok muydu? Ne intihar ya? Ömer, ne diyorsun sen? Ne?